Merhaba. Ben Atilla Kılıç. Merhaba. Ben Volkan Özman. Şimdi size Jean Gişe adlı oyununu okuyacağız. Müşteri Volkan Özman. Memur Atilla Kılıç. Girin. Girin. Affedersiniz efendim. Başvurma bürosu burası mı? Evet. Aman neyi? Ne isabet? Ben de bir şey mi soracaktınız? Evet, ben de öyleyse bekleyin. <laughs> Nasıl? Neyi bekleyeyim? Sıranızı. Çağrılmanızı bekleyin. Ne sırası? Ben ben yalnızım. Yalnız mısınız? Hiç de öyle değil. 2 kişiyiz. Alın fişiniz. 3640 ama ben yalnızım. Bugün buraya gelen tek müşteri olduğunuzu iddia edecek değilsiniz herhalde. Gidip oturun ve çağrılıncaya kadar bekleyin. Hava durumunu bildiriyoruz. Önümüzdeki saatlerde hava bulutlu geçecek, sıcaklık derecesi azalarak bütün ülke serinleyecektir. Yağmurlu bölgelerde seller gidecek, Dağlarda kar fırtınaları başlayacak, güneşli yerlerde hava güzel olacaktır. Hava raporunu dinlediniz. 3640 numara. Numara 3640. Geliyorum, geliyorum. Fişiniz? Ah, affedersiniz. Ha, ha işte, işte, işte buyurun. Teşekkür ederim. E, efendim, sizden sormak istediğim... Adınız. Efendim, Ad, adım mı? Ben... Benim eni yok, adınız ne? İşte kimlik kartın. Kimlik kartınıza ihtiyacım yok. Adınızı soruyorum, o kadar. Nasıl yazılıyor? Harflerini söyleyin. M U Z S P N Z J A aksan K 2 F S G E C G U R W P O N T DuPont gibi. Doğum yeri ve tarihi. Geçen yüzyılın sonlarına doğru. Batıda doğdum. Daha kesin olun rica ederim. Benimle alay mı ediyorsunuz? Ne münasebet. 1897'de Rende doğdum. Hmm, ala. Mesleğiniz? Sivil. Kayıt numaranız? Kategori A. Numara J9896. B4. CRTS740. U4. B5 AM 5 milyon 672 863. Evli misiniz? Çocuklarınız var mı? Çok özür dilerim ama eğer izin verirseniz... Doğrusu şaşırdım biraz. Buraya ben size sorular sormaya gelmiştim. Oysa siz bana soruyorsunuz. Ben... Siz de sorularınızı sıranız gelince sorarsınız. Evli olup olmadığınızı, çocuklarınızın bulunup bulunmadığını sordum. Evet mi, hayır mı? Evet. Hayır, yani... Nasıl yani? Demek istiyorum ki, nasıl söylemeli? İşim o kadar acele ki... İşiniz acele ise, sorularıma çabuk, duraksamadan yanıt verin. Evet, evliydim, çocuklarım da var. İki tane. Yaşları? <laughs> Bilmiyorum. Kız için on, erkek için sekiz deyin. Kaç yaşındasınız? Biraz önce doğum tarihimi söyledim ya. Doğum tarihiyle yaş aynı şeyler değildir. Buradaki fişte ikisini ayrı ayrı yerlere koymuşlar. Başvurma bürosuna gelen herkes için bir fiş mi dolduruyorsunuz? Elbette. Başka türlü işimizi nasıl yürütebiliriz ki? Evet, yaşınız çabuk. Bir dakika. 1952'den 1897 çıkınca... 12, 7'si gitti. 5.95'ten 89 çıkınca kalır. 16 ne etti? 5. 16'da... 21 yaşındayım. Olmadı. 16 buçuk daha. yüz 165. 165 yaşındayım. Hayır 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 o da değil. Ama da iş. Ba, ba, baştan alalım mı? Boş yere yorulmayın. Ben hesabı yaptım. 55 yaşındasınız. Tamam. Tamam. Çok teşekkür ederim. Beceremeyeceğinizi daha önce söyleseydiniz ya. Deneysiz müşterilerle yitirdiğimiz zamanın haddi hesabı yok. Dilinizi gösterin. Ee, ee, i̇şte. Ala, dikkat değer bir şey yok. ...ellerinize bakayım. E, buyurun. Aa, ölüm çizgisi yaşam çizgisiyle kesişiyor. Fena ama varlık çizginiz sağlam. Buna sevinmelisiniz. Buyurun oturun. Nasıl? Nasıl? Sorularımı hala soramayacak mıyım? Birazdan çağrıldığınızda sorarsınız. Ama acele işim var benim. Karım ve çocuklarım bekliyorlar. Size acele bazı sorular soracaktım bir istasyonda ya da bir istasyonun çok yakınında bulunduğumuzu görüyorsunuz. Bilmem gereken tren konusunda bana öğüt vermenizi isteyecektim. Tren saatlerini mi soracaktınız yoksa? Başka öğrenmek istediğim şeyler de vardı ama... Önce tren saatlerini soracaktım. Onun için böyle acele ediyordum. Niçin daha önce söylemediniz bunu? Sizi dinliyorum. İstediğim. Yani demek istiyorum ki yaşlı bir akrabayı ziyaret etmek için. Exxon Provence'a. Exxon Provence'a kalkan trenler 6.50, 9.30. Hmm, yalnız birinci ve ikinci mevki. 13 yalnız aileler için, 14 yalnız bekarlar için, 18 ve 21 her sınıf, her yaş ve her cins için. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ne diyordum? Yaşlı bir akrabayı ziyaret etmek için Exxon Provence'a gidecektim günden güne sağlıktan düşen ihtiyar amcamı görmek istiyordum. Kendisi noterdir. Sade de gelelim. Özür dilerim. Demek istediğim şu. Exem Provence'daki yaşlı amcamı bir kez daha görmek istiyorum. Ama gelin görün ki Exem Provence ile Brest arasında tereddüt etmekteyim. Brest'te gene hasta bir kuzenim var. Böyle olunca ben de ne yapacağım? Brest'e giden trenler Posta treni saat 7'de, mavi tren 9'da, yeşil tren 10, omnibüs 15'te. Rönö'de aktarmayla. Gece treni saat 20.45'te, Brest'e varış 4.30. Çok teşekkür ederim yani size kalırsa. Öngzön Provence'daki ihtiyar amcamın yerine Brest'teki kuzenimi ziyaret etsem daha mı iyi? Bence mi? Ben böyle bir şey söylemedim. Tren saatlerini sorduğunuz söyledim. O kadar. ...kuşkusuz, kuşkusuz ya ben aldandım... ...ya da Brest'te oturan kuzenimi... ...Exam oturan amcama... ...yelediğiniz gibi geldi. Kişisel bir yeğleme. Yeğlemenize çok teşekkür ederim. Her ne kadar ihtiyar amcama... ...karşı duygusal bir yakınlık besliyorsam da... Daha... Rica ederim. Nereye isterseniz oraya gidin. Beni karıştırmayın bu işe. Ben sadece sorulanlara yanıt veririm. Öyle değil mi? Yanıt verin. Yanıt verecek olan ben değilim. Sizsiniz ne yapmam gerektiği hakkında bana öğüt vermenizi ne kadar istiyordum. Ne yöne giden trene binsem bilmem ki. Her yöne gidecek yolcular hazırlanınız. Yolcular dikkat. Treniniz kalkıyor. Treniniz, otomobiliniz, atınız, arabanız birkaç dakikaya kadar kalkıyor. Dikkat, dikkat. Hazırlıklı olunuz. Evet. Hangi yöne gideceğimi bir bilsem. Hayatta ve özellikle çabuk olun. Kaybedecek zamanım yok. Öğrenmek istediğiniz başka bir şey var mı? Bilmem ki nasıl söylesem cesaret edemiyorum. Kendinizi acındırmaya çalışmayın. Burada duygulara yer vermiyoruz. Ben de aksine garlarda o kadar çok giden gelen, o kadar çok karşılaşma, ağlaşma, sızlaşma olur ki sanki büyük buluşma yeri burası. Yoksa birisiyle mi buluşacaktınız? Evet. Hı -hı. <laughs> Hayır. Yani <laughs> Hmm, tabii bir kadınla. Evet bir kadınla. Nasıl bildiniz? Elbiselerinizden. Nasıl elbiselerimden? Bir erkek gibi giyinmiş değil misiniz? Evet. Bundan bir erkek olduğunu sonucunu çıkarıyorum. Haksız mıyım? Hayır. O halde erkekseniz bir kadın arıyorsunuz demektir. Bunda bilinmeyecek ne var? Ne zeka! Mantığınızdaki basitlik, sadelik hayret verici. Bir erkek! Öyleyse bir kadın. Pes. Elbette. Beklediğiniz nasıl bir kadındı? Hayatımın kadını türünden. Fişlerime bir bakayım. Belki istediğinizi bulabilirim. Evet. Adınız M ile başlayıp T ile bitiyor, değil mi? Rita Krakouilla adında esmer bir kadın saat 15.45'te karşı sokaktan geçerek güneybatı yönüne doğru gitti. Aradığınız o muydu? Sanmam. Hayatımın kadını sarışın. Sarışın, kumral. İkisi arası. Hmm. Öyleyse şu. Mle. Rose Pluvia. Barbar. Pardon. Berber. Ha. Yarın sabah saat 9'da karşıki binadaki müşterisi M. Kuşo'nun evine gidecek. Hayır. Değil. Hayatımın kadını bu olamaz. Yarın sabah ben artık burada değilim. O halde özür dilerim. Bugün saat 15.45 ile yarın sabah saat 9 arasında aradığınız nitelikte kimse yok. Hepsi bu kadar mı? E değil bir de e, yaşayışım hakkında kesin olarak ne düşündüğünüzü bilmek isterdim. Ne demek istediğinizi ayrıntılarıyla açıklayın. Açıklayayım. Sabahları erkenden kalkar bir büyük fincan kahve içerim. Sağlığım için iyi midir dersiniz? İçine biraz süt karıştırırsanız daha iyi olur. Özellikle kabıza karşı. Sahi mi? İzin verirseniz yazayım. Sonra? Sabahları işime gitmek için yer altından işleyen ve adına metro denilen araca binerim. Yer bulup oturduğum zaman her zaman oturacak yer bulunmaz. Gündelik büyük gazetelerden birini okumaya alışığımdır. Neden? Bilmem vakit geçirmek için, alfabeyi unutmamak için, olaylardan haberim olsun diye. Hangi olaylardan? Hepsinden! Orada, burada, olanlardan. Faydasız. Öğrenecek bir şey yoktur. Hem sonra bütün her şeyi öğrenmek de olanaksızdır. Bir çocuk dergisi okuyun. içlerinde çok iyileri var. Kanını ısıtıyor insanın. Yemeği hazmettiriyor. Şişmanlatmıyor. Hmm. Bu değerli öğüdünüzü de yazıyorum. Hmm. Ne diyorduk kabıza karşı sütlü kahve. Hazım için çocuk dergisi. Bütün bunlar yitik cenneti bulduramaz ki bize. Yitik cennet mi? Milton okuyun ya da ilahi komedinin üçüncü bölümünü. Okudum. Bu güzel kitapların hepsini okudum. Ama ne var ki hayalimiz önüne serdikleri büyüklüklere evimin bulunduğu contres Crepe meydanı ile işimin bulunduğu Sebastopol bulvarı arasında rastlayamadım. Öyleyse bir başka yoldan gidin. Onu da denemedim değil. İnanın ki denedim ama bir şey değiştirmedi bu. Hiçbir şey aksine metroya bindikçe cennetin benden daha da uzaklaştığını ayrımsıyorum. Umutsuzluğu denediniz mi? Neyi? Metafizik umutsuzluğu. Yani sıkıntıyı, umutsuzluğun sıkıntısını ya da yeraltı adamı bilincinin alışkanlığını. Hmm, yeraltı adamını kimse benim kadar iyi tanıyamaz. Avri Porte de ...pek çoktur onlardan. İyi ya işte... ...gece düşüncelerinin, umutsuzluk... ...ve sıkıntı kuramlarının ne kadar... Hmm, ...nasıl söylemeli... ...kendi kaderinize uygun olduklarını... ...görerek ferahlamadınız mı? Bunda bir uyum, bir estetik yok mu? Sevinmediniz mi buna? Cehennemin görüşü beni... ...günlük cehennemine biraz daha... ...batırıyor. Ah, Mösyö dün dairede... ...amirime de söylediğim gibi... teopile. Gauter. Boş yere. Kuşların kanatları olsa idi. Onlarla uçar giderdim. Dememiş. Evet. Hmm. Ne var ki kuşların gerçekten kanatları vardır. Sahi. Var ya. Peki öyleyse ne yapmalı? Ömrünüzü büyük bir amaca adayın. Sanayi kurucusu Fatih devlet adamı olun. O zaman göreceksiniz ki durumunuz biraz düzelecek. Onu da düşündüm. Ama nasıl? Kolay değil bu. Biraz kendinize alıştırın olur. Bakın örneğin ben yüksek bir mevkiye erişmiş değil miyim? Sahiden erişmişsiniz. Ama sizin güveniniz, otoriteniz yok bende. Ben daha çok hayalle yaşayanlardanım. Öyleyse hayal kurun. Kuruyorum doğal olarak. Ne zaman kurabilirsem hayal kuruyorum. Bilhassa uyanıkken çünkü uyuduğum zaman neyse. <gülüyor> Geçelim. <gülüyor> Kapkara bir nokta. Gündüzleri hayal kuruyorum. Sokakta, lokantada. Yaşamama yardım ediyor. Ne yazık ki hayallerim bulanık. Evet, açık ve belirli değiller. Elimden gelse onlara biraz canlılık, biraz renk vermek isterdim. Hata ediyorsunuz. Sizin yerinizde olsam bir hamlede beni ölümsüz yaşamdan ayıran çukuru sıçrayarak atlardım. Ölümsüz yaşam mı? Ne demek istiyorsunuz bununla? Bununla düşünceyle düşünce için yaşamayı, yaşamın arızalarını, gerçeğin rastlantılarını hesaba katmamayı kastediyorum. Anladınız Hı. mı? Anlıyorum. Anlıyorum. Ne büyük bir hayal ne büyük bir hayranlıkla söylediklerinizi dinliyorum. Bilemezsiniz. Dünyanın sonuna kadar da dinleyebilirim. Hmm. Sizi dünyanın sonundan daha ötelere götürüyorum ben. Biçimlerin düşünce, varlıkların öz olduğu tamamlanmış geçmişle olum halindeki gelecek arasında kıpırdamayan bir ışığın yandığı yere götürüyorum. Anlıyorum. Anlıyorum. Her taraf yıldızlarla dolu. Yıldız bile yok. Ne görkemli bir yıldız yokluğu yağmuru. Ne boşluk ne boşluk. Neredesiniz? Burada, burada. Hayır, burada ya da başka bir yerde değilsiniz. Hiçbir yerde değilsiniz. Yine de söylediklerinizi duyuyorum. Hiçliğin sözlerini söyleyen varlıksız sesinizi duyuyorum. Yokum. Vardım. Acı duymuyorum. Duymuştum. Yaşamıyorum. Yaşamıştım. Düşünceyle yaşamıştınız. Düşünce oldum artık. Düşüncenin kanatları var bende. Yanınızda uçuyorum. Hoşça kal dünyamız. Hoşça kal. Hoşça kal küçük toprak. Hoşça kal. İyi yolculuklar. Ne var? Ne 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 var? Nasıl? Ne dediniz? Diyorduk ki B ben ben diyordum ki... Dinliyorum. Size bir soru daha soracağım. Nedir? Sizce yeryüzündeki alın yazın ne olacaktır? Bu sorunuza yanıt verebilmem için hangi burçta doğduğunuzu bilmem gerek. Bir dakika izin verin. Ha, bir şey daha. Hangi ay, hangi gün ve saatte doğdunuz? 1 Mayıs... 21.35 Peki, anladım. Aslan inekle yarasa burcuna giriyor. Galile Poseidon'dan uzaklaşıyor. Aymon'un dört oğlu Medüz'ün tacına doğru görkemle ilerliyor ve Paradet Lucifer'la buluşurken Sayın Valdeniz sizi dünyaya getirdi. <laughs> Nasıl? Ben doğarken yeryüzünde bu kadar şey mi oluyordu? Ben doğarken demeyin. Siz doğduğunuz için. Bu gökteki seyrü seferin bana etkisi oldu mu? Belli olmaz. Nasıl belli olmaz? Bir alın yazısı koşullara göre değişir mi? Anlamadınız. Sorularınıza verilecek yanıtlar sorduklarınıza göre değişeceği için belli olmaz dedim. Ha. Güven veriyorsunuz bana. Özür dilerim. Neredeyse alın yazım kalmadığına inandıracaktınız beni. Belki de böylesi daha iyi olurdu. Çok şakacısınız. Öyleyimdir. <laughs> <laughs> size hangi soruyu sorayım? Bana hangi soruyu soracağınızı kararlaştırasınız diye her seferinde size bir soru sormak gerekirse sonu gelmez bunun. Sphinx değilim ben. Odit de değilim. Tabii. Siz de değilsiniz. Değilim tabii. Size ne sorayım Bilemem ki. Ha buldum. Küçük bir soru. Öyle acile yanıtlanması gerekmeyen ne zaman istersem sorabileceğim geleceğimle ilgili bir soru. İşte. Bana ne zaman öleceğimi söyleyin. En sonunda sordunuz bu soruyu. Ne zaman mı öleceksiniz? Birkaç dakika sonra. Buradan çıkarken. Hatice canım. Siz de sahi mi? Buradan çıkarken. Neden? Neden buracıkta ölmüyorum hemen? Daha güç olurdu. Bir ölüm için gerekli şeyler burada yok. Burada ölünmez. her şey yok demek. <laughs> Örneğin şu soba birdenbire her tarafı tutuşturamaz ya da bizi zehirleyemez mi? Ne bileyim bina üzerimize <laughs> çökemez mi? Sonra şemsiyeniz, kalem sapınız, sonra şu şu pis bir giyotini andıran gişe ölümüme neden olmaz mı? <laughs> Bana bir soru sordunuz, yanıtını verdim. Gerisi beni ilgilendirmez. Öyleyse size ikinci bir soru daha soracağım. Bunun önüne geçmek için bir şey yapılamaz mı? Hiçbir şey. Hiçbir şey mi? Hiçbir şey mi? Hayır. Peki. Peki, teşekkür ederim ama... Ne aması, hepsi bu kadar. Yani size ne zaman, şunu da sormak istiyordum, kısacası nasıl? Ne zaman, nasıl, Son iki sorunuz daha çok benim son iki yanıtım. Bütün öteki soru ve yanıtların gereksizliğini göstermiyor mu? Hiç değilse sizi ilgilendirmeleri bakımından. Bakın bu doğru. Önce bu soruyu sorsaydınız, kendiniz için de benim için de birçok endişeleri gidermiş olurdunuz. Zaman yitirmezdik. Ne kadar doğru söylüyorsunuz. Özür dilerim. Merak işte. Öyle olsun. Ama tekrar aynı soruyu sormayın. Çok yazık. Bütün istediğiniz bilgileri verdim size. Doğru. Verdiniz. Teşekkür ederim. Görevimiz? Gerçekten örnek bir memursunuz siz. Tek bir amaç için çalışırım. Müşteriyi memnun etmek. Teşekkür ederim. Gerçekten çok teşekkür ederim. Yürekten minnettarım. Borcum nedir? Düşünmeyin. Faturayı mirasçılarınıza gönderirim. Sağ olun. Sağ olun. O halde. Hoşçakalın. Güle güle. Son.